Recim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Onuncu notayla alakalı ama onuncu nota değil kendisi. Onuncu nota uzun bir mevzu. Ama onun hakikatiyle, onun ruhuyla bir seyahat yapacağız. 10. notada 3 tane simge kullanıyor. Sembol kullanıyor. Simge yani. Ne kullanıyor? Su, hava, toprak. Şey, nur. Nur. Bunu şeyde şu anlarda 7. sayfada eylemsel itibariyle hayattaki tezahürünü anlatıyor. Dimağdaki değil. 7. sayfa olsa gerek, açayım. Bir tanesi rızık noktasında kullanıyor. İktidarsız, ihtiyarsız yavruların bu fiil hissedilir. Hissedilir, görülür ama tutulmaz. Olmuş. Sen geçmişine baktığın zaman rızık noktasını herkes görüyorsunuz. İkincisi hastalıktan bahsediyor. Bu da hava gibidir. Rızık su gibidir. Sebebi hayattır. Su, hava şifadır. Şifadır, hissedilir. Tutulmaz. Bilinir ama şey yapamazsın. Üçüncüsü de imandır. O da nur gibidir. Gözükür ama. Yani gözükür, gösterir. Fakat kendi tutulmaz, şey yapılmaz yani. Şimdi bununla alakalı. Zahir, batın ve berzah. Zahir, kainattır. Tamam mı? Kainattır. Veya şöyle diyeyim, zahir insandır. Batın alemi gayiptir. Berzah işte şu alemdir. Yani insan bir yere taşıması noktasında. Şimdi ben cümleleri okuyup burada tespit edilen bazı cümleleri okuyacağım. Sonra bir biraz konu kızışınca, kızışmaya doğru gidecek, batına gidecek. Yani batın biraz ağırlıklı. Ben çizdiklerimden seçerek gideyim. Bunları okumuş kabul edeyim. Annenin yavrusuna süt vermesi cüzi bir fiil iken, tevhid nazarıyla bakılınca bizi külli rızıklandırma fiiline taşıyor. Bu su gibi bir misaldır, görünür, daha önce yaşandığı için hissedilir fakat tutulmaz. İkinci misalde şifa bulmak hava gibi bir misaldır, görünmez. Yani böyle iç halim, şifa işte görünmez. Yine daha önce yaşadığımız için hissedebiliriz fakat tutulmaz. Çünkü umum şifalar nev aynasında gözükür. Üçüncü misal, iman gibi hidayet nurdur, nur gibidir. Hidayet, mazhar olmak, cüziyetten külliyete çıkıyor. Alenen Rabbine muhatap oluyor, hissedilmez. Hissedilmez, niçin? Çünkü o haldır, his aşağıdadır. Hissin şeyidir. Daha öteler olduğu için hissedilmez de. Yani hissi bir şey değil bu. Atlıyorum gördüğünüz gibi. Sözler 517'de ruh için... He? Ben okudum, nedeydi? O kendi içeri. 7. sayfada. Onu okudum, hulasalanmış. Okunmuş, hulasalanmış. 7. şualar.
517 sözlerde ruh için külliyet kesbetmeye müsait bir kanun-i emridir diyor. Yani külliyet kesbetmeye müsait bir kanun-i emridir diyor. Mayen değildir. Çünkü mahiyeti zatiyeye bakıyor. Mektubat 300'de duanın külliyet kesbetmesi de kabule vesile oluyormuş. Kainat, burayı dinleyin ama. Sözler 682'den cümle. Kainat bir pencere. Kainat bir pencere. Bu tarafı insan, öbür tarafı vacibül vücut. Çok ilginç. Bu tarafı insan, öbür tarafı vacibül vücut. Evet. Yani kainat derken şeceri hilkat bir aynadır. Bu tarafı insan, aynanın öteki tarafı vacibül vücuttur. İnsan kendi kıymetini bilse var ya. Bu tarafı derken neyi kastediyorsun? Ne işte bu taraf. Yani bu insan o zaman kainat. Yani nadirede her şeyde bizde var. İnsan kainattır. Artık onlar yok bu derste artık. Onlar ilkokulda okunuyordu Mehmet. Biraz şey yapayım. Tabii ya, insan hulasa kainattır. Kainatı sonradır artık. Yani külliyet kesmesi normal mevcut pencere oluyor abi. Külliyet kesmelerse artık onun yerine kainat alıyor. Evet. Her yerde hazır, nazırmış gibi. Tek pencere. Bak şimdi. Şöyle diyeyim. İmam-ı Rabbani'den söylüyorum. Bildim. İlim, bildim. Sonu nedir? Hiç. Hiçin zemini ilimdir. Yani ama ilmin son noktası hiçliğini bilmek. Hiçliğini bildim tabii. Bak, hiçliğini bilmek için ilim lazım. İyi dinleyin şunu o zaman. Bütün kainat insandadır. Ama insanın mahiyeti kainatta değildir. Bütün kainat insandadır ama insanın mahiyeti, hakikati değil, kainatta değildir. Kalb ile görmek, ruh ile hissetmek. Şualar 9'da anlatıyor bunu. Başka? Atlıyorum. Kendimiz ilerliyoruz yani. Kendimizin kendimize ait olmadığını fark etmemizle kendimizin kendimize ait olmadığını fark ettiğin anda marifetullah seyahatin başlıyor. Bütün dertlerin dermanı marifetullah'tır. Bütün dertlerin dermanı marifetullah'tır. Marifet ise kendinin kendine ait olmadığını bildiğin anda, fark ettiğin anda mübarek olsun sana, seferin başladı. Artık taşınıyorsun. İnsani miraç. Pergeli Cenab-ı Hakk'ın marziyatına koyduğumuzda çizeceğimiz dairenin yarı çapıdır marifetullah. Marifetullah da ne kadar terakki ettin ise yarı çap genişlenir ve hususi cennetimizin sınırlarını çizer dünyadayken. Bu sınır dışarıdan malayaniyat, bidat vesaire saldırılara karşı takva zırhı gibi hususi cennetimizi muhafaza ettiği gibi. Takva, takva vicdana giydirilen libastır. İman ise ruha giydirilen bir libastır. Marifet ise hayata giydirilen bir libastır. Çok acayiptir. İçerideki genişlikteki boyut manasında farklılıklar var. Hidayet ruhun cennetidir. İşaretleyeceğiz da. Marifetullah zihnin cennetidir. İbadetullah iradenin cennetidir. Muşahadetullah latife-i Rabbaniye'nin cennetidir. Muhabbetullah hislerimizin cennetidir. Vesair. Burada elde ettiğin hususi cenneti meyveleri ahirette hakikat olarak karşımıza çıkacaktır. Orada sürprizlik yoktur.
Çünkü ahiret dünyanın bitişik arsası değil. Böyle değildir. Ahiret dünyanın inkışağının inkışafından inkışaf edecektir. Dünya ahiretin üzerine tenteneli bir perdedir. Araladıkça oradasın. Buzu erittikçe suda olduğun gibi. Buzun neresinde su varsa ahiret dünyanın orasındadır. Evet, alim-i süflinin manevi tezgahları ve külli kanunları avalim-i ulviyededir. Sözler 580. Melekutiyet veçinde mai kudret işliyor, ziyai ilim okşuyor, nesim-i rahmet yelpezler yüzünü, hem gözünü, canını, cananını, gayrimünteşirden geçiyor bu. Mağarada insan girdiği zaman gözün siyahlığı büyüyor. Güneşe çıktığın zaman azalıyor. Yani kainattaki o şey, yaratılıştaki günahlarda da böyle oluyor. Yapım böyle oluyor, siyahlık. Su unsuru, hava unsuru ve nur unsuru beşer dünyasında gadab-ı ilahiye de sebep olmuş. Su unsuruna bakınca firavunluk sıfatımıza darbe vuruyor. Bunu ibadet olarak oruçtur. Simgedir. Oruç simgedir, semboldür. Vücudun %76'sı sudur. %76'sı sudur Abdullah. Dolayısıyla Ramazan'da hepimiz yaşarız bunu. Açlık pek değil, cinsellik de pek ihtiyaç olmaz. Çünkü malzeme yok vücutta, cinsellik olmaz. Gıda da pek olmaz. Ramazan'da en çok yandığımız şey susuzluktur. Ramazan orucu su unsuruna darbe vuruyor. Ramazan orucunun savmı dimağa vuruyor. Dimağa darbe vuruyor parazitlerine. Ramazan orucunun siyamı ruhtaki parazitlerine darbe vuruyor. Çünkü lügatla bakarsanız bu yoktur. Böyle bir şey. Çünkü bunu söyledim. Bunu daha önce Ramazan dersinde indim. Bir sürü mailler geldi. Abi işte oruç şudur lügatta. Siyam budur. Savm budur. Mesela savm toplumsal tutulan harekete deniliyor. Oruç ferdidir falan. Tamam kardeş, onu malum. Zaten içtimai bir ibadettir o zaman. Savm kullanacak. Ama sen kendini dizginleme noktasında oruç kullanacak. Tamam, onu kullandık da enfusi alemden bahsediyoruz sevgili kardeşim. Lugatlı değiliz. Şimdi eylemsel itibariyle oruç, yani Ramazan yanmaktır. Su unsuruna darbe vuruyor. Bedenin %76'sına vuruyor. Firavunluk. İnsanın diyor firavunluk cephesine darbe vurur diyor. Biliyorsunuz ki geniş dünyada firavun suda boğulmuştur. Firavunluk sıfatımız oruçta kırılıyor. Hava unsuru ateştir. O da İbrahim'i bir meşreptir. Tamam mı? İbrahim'in Nemrutluk tarafımıza darbe vuruyor. Hava mı, ateş mi? Şey, ateş nur unsuru dedik. Ateş, hava ayrı. Hava İsa Aleyhisselam. Özür dilerim ha. Ateş nurdur, İbrahim. Karıştır. Hava aynı zamanda İsa ve Süleyman. Enfusi ve afaki. Mesela su aynı zamanda enfusi afaki Nuh'tur ve Musa'dır. Yani enfus ve afaki. Zahir ve batın. Zahiri şeriatçı Musa'dır. Batıncı Nuh'tur. Havada da öyle.
havada Süleyman'dır, zahirdir. Şey ise İsa ise batındır. Tamam mı? Ateş. Ateş İbrahim, Nemrut. Allah Allah. Böyle bakınca ne kadar hoş oluyor. Bu unsurumuza darbe vuruyor arkadaşlar. Su unsuru, hava unsuru, bir de ateş mesela. Kızgınlık, öfke ateştir. Ateş unsuru. He? Şeytandan gelen mesela. Evet. Onlar şeytandan gelen önünü kesiyor. Şeyden gelen, dimadan gelen de hava gibi. Cinlerden gelir. Kafayı rahatsız eden cinlerdir. Ondan sonra erva gayri taybelerdir. Tamam mı? Onlardan geliyor. Kalbe gelen şeytandandır. Vesveselerdir. Vesvese buradan oluyor. Burada cinler ve erva habiseler buraya rahatsızlık veriyor. İsa olmak lazım. Çünkü Süleyman'ı yaşarsan cinlere hakim olursun. Cinlere hükmedersin. Cinnet geçirmezsin. Cinnet geçirdi. Cinnet geçirmiş. Cin oldu nettir demektir. Yani cin krizi deniliyor yani, tamam. Benim uydurma sonumda. Çabuk geçiyorum, izah etmiyoruz fazla. Onun ibadetini abi, diğerini ibadet dedi. Hangisinin ibadeti? Şimdi Ramazan orucu su dedik. Ateş unsuruna karşı... Ha şeyin, şeyin ateşe geçmeden, dima, hava dedik. Ama, evet. Marifettir, şeydir, tefekkür ve şefkat. Şöyle bir dakika, İbrahim'idir o. Tefekkür ve şefkat. Marifettir. Marifettir. Yani hava unsuru marifettir. Dima bütünlüğe getirmektir. İlimdir yani. İlimle yüzebilirsin. İlim. İlim. İlmin nihayeti buraya gelecek. Müşahadetullah olacak, hiçlik. İlmin karşıtı cehalettir. İlmin özü arifliktir. Marifetullah'tır. Onun karşıtı küfürdür. Yani küfür demek yani cehalette değil, reddir yani. Mesela cahil olanlar kafir değildir, reddedenler kafirdir. Cehaletin özü o zaman... Yani bak, ilmin karşıtı cehalettir. İlmin ilmi ise, ilmin ruhu ise arifliktir, marifettir. Tamam, marifettir. Onun karşıtı ise şeydir, inkardır yani. İnkarla orası tahrip olur. Cehaletle ilim örtülür. İlimle cehalet kaldırılır. Peki, sokacaksın öyle garip garip bakınca beni. Ariflik İmanın vesvesesiz mertebesine çıkmayı götürüyor seni. İmanın vesvesesiz mertebesi var. Beşinci remiz değil mi? Nadir abinin hayatın beşinci remizi. İmanın vesvesesiz mertebesi. Ariflik. Oraya çıkıyorsun. Orada artık Allah'ın gözüyle bakıyorsun. Allah'ın nuruyla. Allah'ın ayağıyla, Allah'ın eliyle aşağı. Yani onun değil mi? Zaten onun ama sahiplenmiş. Yani onun yürüyen ayağı, tutan eli, gören gözü, düşünen kafası ve o olur. Acayip, dur gidelim. Hayat insaniye tabakasına çıkan hayat, aklın nuruyla alemleri gezmiş olur. Alemi cismanede tasarruf ettiği gibi alemi ruhanide gezer, alemi misale seyahat eder. Kendisi o alemleri ziyaret ettiği gibi o alemler de onun ruhunun aynasında temessül etmekte iadeyi ziyaret etmiş gibi olurlar. İş atacağız. 178 sözleri alınmamış. O da hafızamdan söylüyorum. 506.
bu alemden o alemlere kaşılan, açılan üç pencere var. Barla 346'da anlatıyor. Neresidir onlar şey yapayım? Bence alimi misalin vücudu meşhurdur. Yani arkadaşlar bir şeyi elde etmenin ve sahiplenmenin meratibi şudur. Bilmektir. Bilmektir. Marifetini kesbetmektir. Arif olmaktır. Onu hissen yaşamaktır. Ve yok olmaktır. Şimdi ustad üç tanesini söylüyor. Bilmektir. Marifettir, hissetmektir. Onu sayıyor Barla 346 şöyle diyor. Bence alim yani ne anlatmaya çalışacağım bunlar? Ahireti ahirette bekliyor avam. Cenneti cennette yaşayacağını bekler avam. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin bir mana sözüdür. Havas, avamın beklediği cenneti havas dünyada yaşar. Ruhunda eli paramparça olabilir. Peygamber gibi ikiye bölünebilir. Ruhu sırrı ehadiyet, nuru tevhid içinde inkişaf ettiği için ona özel bir dünya yaratılmıştır. Nasıl ki, nasıl olur abi böyle bir yerde böyle bir cennet olur mu? Nasıl ki bazı kafirleri Allah cennette, cehennemde hususi bir cennet yaratacağı gibi. Mesela cömertlikte zirve, iman etmemiş, kim? Hatem-i Tayi. Cehennemde olacaktır, iman etmediği için Allah Resulü cömertlik, Allah'ın en büyük sıfatlarındandır. Azamet, kibriya ve cömertlik. Allah'ın en, buna kimse ortak olmasın diyor vesaire. Azamet, kibriya. Acımasız diyor bir azap ederim. Yani mala sahip çıkmak, azamet, kibriya, gurur, kibir yapmak. Diyor ki cehenneme gidecektir. Ama cömertlik Allah'ın en büyük sıfatlarındandır. Allah'ın zatına bakan özelliktir bu. Ondan dolayı ona cehennemde hususi bir cennet yaratılacak. Mesela amcası Ebu Talip, Leheb değil. Makul bir iman getirmediği için ona hususi bir cennet. Yani hususi derken cehennemde hususi bir cennet. Darül Celal diyorlar. Evet. Ne? Darül Celal. Darül Celal. Celal. Birinci tabaka o zaman oraya bak. Birinci evet. Yani cehennem 7 tabakası var. 8. Cennetin 8. Birinci tabakasının adı cehennemdir. Neyse girmeyeyim. Şimdi avamın beklediği cenneti yani örnek verdim. Cehennemde cennet olduğu gibi cehennemde de cennet var burada. Nedir o? Bu dünyada bak şu söylüyor kendisi 346. Bence alemi misalin vücudu meşhurdur. Alemi şehadet gibi tahakkuku bedidir. Yani alemi şehadet gibidir. Nerede? Burada. Nasıl burada? Buzun neresinde su, neresinde H2O varsa ve neresinde enerji varsa su enerjidir. Ama enerjiyi söndürür. Alevi, ateşi söndüren sudur. Ama içinde içi alevdir. Yanıcı ve yakıcıdır. Hidrojen, oksijendir. Yani bu alemde de böyle alemler var demek için söyledim. Hatta rüyay sadıka bir. Yani o alemleri burada nasıl yaşanıyor? Bir daha söylüyorum. O alem buradadır. Tamam anladık ama nasıl yaşanır? Nasıl bilebilirim? Bu alemde bak yaşadığın örnekler verecek sana 3 tane. Rüyay sadıka bir. Rüyay sadıka rüya değildir. Bizim bildiğimiz avami bir rüya değildir. Vahyin 40'ta biri o zaman usul etmiş. Ciddi hakikatler, tefekkür edenler, bu işte meşgul olanlar çok iyi bilirler ki rüyay sadıka ve yakaza gibi şeyler buradan oraya açılan bir menfezdir, koridordur. Ayık değilsin, uykuda da değilsin. Ayılamıyorsun. Rüyay sadıka bir. Yani dünyada değilsin, ahirette değilsin, berza. Rüyay keşfi sadık.
Keşfi Sadık böyle biraz da umumiden hususiye götüreyim. Vahiy umumidir. Külli ve umumidir. Onun alt tabakası ilham biraz da hususidir. Sunuhat daha hususidir. Tuluat daha hususidir. İşarat daha hususidir. Daha böyle hastır. Eylemde gösterirsem farzdır, vaciptir, sünnettir, müstahaptır, menduptur. Böyle daha has, daha öz, yani daha büyüktür bana değil, kişiye özel. Ayet herkese, vacip herkese değil. Mesela salat-ı vitir bizde vaciptir, şafilerde değildir. Bizde kurban vaciptir, şafilerde değildir. Onların vacip olduğu bizde de sünnet olan vardır. Nedir? Şu anda hatırıma gelmiyor. Hatta rüya-i sadıka bir. Buradayken orasın yaşanır. Nasıl yaşanıyor diye örnek veriyor. Ustad veriyor 346 barlada. Bir tanesi şu diyor. Sen burada oturup oynarken, bir şeyler yazarken adam orada rüya-i sadıka mazardır. Yani derstedir, derste değildir. Buradadır, orada değildir. Oradadır, burada değildir. Berza. Böyle bir hal açılır. Ben çok kişiye rastlamışım böyle. Mesela Nadir abi geçen cumartesi yaşadı bunu. Yakaza olarak cumartesi dersinde böyle biraz ayak vereyim, şeye vereyim ama Nadir abi bundan sonra okşanıp da enaniyet düşecek hali yok. Çünkü açmış, eleğini açmış. Diyor ki, büyük ama çok büyük, eşi benzeri olmayan nur ve renklerle dolu bir renkler, yani ince kablolar geçen bir boru düşünün. Yani böyle kablo gibi. Renklerin demeti ama acayip bir şey. Oradan gelip dersin üzerinde, derse girmişti diyor. Dersin üzerinde, ders yapılan masada. Oradan geliyor nur, oraya toplanmış. Öyle miydi Nadra? Evet. Teyit ettiriyor. Yani bu keşfi sadık. İki, şeffaf şeylerdeki temessülat. Mesela daha çok şeylerde olur. Yaşa herkesçe yaşanandan bir misal vereyim. Sonra ötekisini. Şeyde, kırtasiyede kartpostal satılırdı eskide. Bizim dönemde ortaokul okurken. Böyle düzdür. Bir dakika ve üç dakika hiç gözünü oynatma. O kalkıyor. Uçağın, kuşlar, vadi, dağlar resmini göreceksin. Tamam. Bu en kesifi. Biraz latifi. Tefekkür ederken bilmem hiç ilişti mi böyle karşınızda bir ayna ama koymayın. Koymamanızı tavsiye ederim ama bir kere benim başım geçmişti ondan sonra kaldırdım. Yandaydı odamda. Tefekkür ederken düşünüyordum. Aynaya bakıyordum. Aynada garip garip şeyler gördüm. Gözüküyor. İşte o hani o dönemler var ya, dua ettim ya Rab bunları kaldır böyle. Allah hiçbir Müslümana ve hiçbir nurcuya nasip etmesin böyle şeyleri. Yani eğer ciddi bir otoriter ölçülerin yoksa, ciddi bir böyle usule bağlı değilsen, ölçülerin yoksa Allah'a yemin ederim ki istikamette ve istikrarda kalma şansın yoktur. Sekir yaşarsın ve metsup bari şatahatlar olur vesaire. Şimdi hastalar için söyleyeyim. Cinli hastalar böyle okunurken aynaya bazen gösterirler. Bazı tedavi metotları var. Baktı orada görür veya suda görür. Suyun içine bakarlar. Çünkü bir cini bağlama, yakma metodu var. Burada falan. Okurken çünkü beni talim eden, beni okuyan, yani beni okutan yani hafız. Çok konuda, bu konuda da uzmandı. Yaş dışını yapmıyor. Ben ondan ders alırken senelerce ders aldım. Kur'an talimi ders aldım. Huruf-u mukatta ders aldım. Bir şey anlatmak için yanlış anlaşılmasın diye izahat yapıyorum. Ben orada ders okurken hastaları bazı geliyordu. Kimseyi kabul etmediği halde. Onlara böyle bardak koyardı, ip koyardı, kağıt biçe vesaire. Hastaya baktırırdı, okurdu. Elini koyardı.
Hasta hep görürdü. Bak şöyle paltoludur, şeylidir. Papaz geldi falan. Onu bağlardı fakat yakardı. E niçin anlatıyorsun Hasan bunları? Ne yapayım? Başka nasıl anlatayım? Örnek veriyorum. Çok detaylandırıyorum ki herkese mal olsun. Nereden anlattım? Şeffaf şeylerde temessülat. Tamam, üç tane şey. Her Resulüm rüyay sadika. Başka nasıl izah edeyim? Bu kadar edebiliyorum. İki, keşfe sadık. Üç, şeffaf şeylerdeki temessülat. Yani şeffaf şeylerin de gözüken öteler. Bu ne demektir diyor usta? Bu alemden o aleme karşı açılan, bu alemden o aleme karşı açılan üç penceredir. Avama ve herkese o alemin bazı köşeleri gösterir. Bu bize aralıyor. Biraz böyle tamamen kesif olan katre misal tipler var. Ya olur mu şöyle? Onlara da kuantum fiziği söylüyorum. Yani kuantum fiziği ateistlerin davasını rafa kaldıran bir teoridir. İşini bitirmiştir. Ateistlerin ve biz liseyi okuyana kadar maddenin maddenin bölünebilir en küçük parçası atomdu. Ondan aşağı yoktu. Şöyle derlerdi, biz Karl Marx'ı okumuştuk 1975'te, okutuyorlardı Hasköy'de. Dev sol, dev gençleri zorla götürüyorlardı, diyorlardı. Her şey budur, gözükendir. Atomdan başka bir yapı yok ki, atomdan başka bir şey yok ki. Yani ötelere bir alamet olsa, ötelerin varlığını hatırlatıcı, işmam edici, işaret edici ipuçları olsa biz de inanacağız. Ama atomdan başka bir şey var mı? Diyorlardı. Yani buza bakıp buzdan başka bir şey var mı? Doğru, hakikaten yok. Ama sonra ilim terakki etti, hakikaten içerisinde su varmış. Sonra CERN hadisesi ve kuantum fiziğini deneysel ortarak, kuantum fiziğini deneylenmiş olarak CERN hadisesinin ispatlandı. Atom hiçbir şey değilmiş, atom altına inilmiş. Atom altına inilmesi, atomu ortadan kaldırması ötelerin varlığını ispat ediyor. Çünkü atomdan başka bir yapı yoktur. Her şey budur, nihayet budur. Eğer bir ipucu olsaydı, işaret olsaydı biz de bunun uzantısı, bu yapının daha ulvisi, daha yüz katları olma ihtimali üzerine kafa yorardık. Ama her şey bitmiştir. Daha nasıl çalışalım, bir ipucu yok ki kafa yoralım derlerdi. Atom bittiği yerde kuantum fiziği, enerji yumağı, enerjiye inilmiş, atom yok olmuş. Enerji inilince atom üstü şurası, atom altına göre çok basit, çok sade, sıradan bir şey. Orası daha karmaşık. O hele o kadar acayip karmaşık ki oranın idaresine kendi kendine bırakmamışlar bilim adamları, dinsiz diyor bunu. Higgs atomunu tanrı parçacığı demişler. H, I, G, 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 S, Higgs parçacığı. Tanrı paçacı demek zorunda kalmışlar. Çünkü bir acayip bir alem. Bu bize neyi gösteriyor? Atomun bittiği yerde başka bir alem başladığını gösteriyor. Ve diyor ki bunun dibi yoktur. Bize işaret ediyor ve bizi taşıyor. Bir merdivendir. Atom ortadan kaldırıp başka bir varlık başlıyorsa ateistlik bitmiştir. Çünkü ateistliğin iddiası atomdur, onun dışında bir varlık, bir alem yoktur. Keşke bir tane işareti olsa demişti. Şimdi bir tane değil, atomun kendisi zaten yok olup başka bir varlığı ifade ettiğini gösteriyor. Buzun hidrojen ve oksijene dönüşmesi gibi. Başka? Toprak, hava, su ve nur unsurları birer dil olmasıyla topraktan çıkan bütün hayat hediyeleri, sudan mübarekat ve tebrikat ve havadan şükür ve ibadetin temessülleri ve nur unsurundan maddi ve manevi tayibatlar, güzellikler tarzında teşehhütte ve Fatiha'da kainattaki bütün nimetlerden gelen ilahir emirda 290'da devam ediyor. Ben biraz hızlı gideyim. Enfus'a biraz giremedik. Biraz da gireceğiz. Hoş geldiniz. Hayatın saadeti ve kemali ise hayatın aynasında temessül edene karşı şuur ile muhabbet ve şefk ile ibadet etmektir. Bunu becerebilirsek budur işte.
hayatın saadet ve kemali ise hayat, hayatın saadet ve kemali, hayat kendisi bir aynadır. Bu aynede temessül edeni, biraz önce anlattığım üç tane hali, mesela rüya-i sadika, keşf-i sadık ve nurani şeylerdeki temessülat. Anlatmıştım bir 10 dakika. İşte hayatın saadeti ve kemali, hayat, ne kemali ve saadeti nedir? Hayat aynasında temessül edene karşı, hayatta gözükene karşı, ona karşı şuur ile muhabbet ve şefk ile ibadet etmektir. Şuur ile muhabbet. Ama fark edersin. Tabii hayatımı cisimden ibaret, hayatı bedene indirgerse hayat bitmiş. Hayat hayat değil. Yani nedir? Buz, bu hayattan buz zannediyor. Buz. Sudan hiç haberi yok. Sudan haberi olmayanı H2O'dan zaten haberi olmaz. H2O'yu bilmeyen hidrojen oksijen yok, enerji yok, esir yok, madde hayat, aynı hayat, akılca ve ruhça veri. Bu süreç hep burada. Bir yere gitmiyorum yani. Hep buradayım. Ve aralarındaki mesafe de sonsuzdur. Buz H2O'ya ne kadar benziyorsa H2O da esir o kadar benziyor. Dünya da ahirete o kadar benziyor. Ama yapısı böyle gözüküyor. Bu gözüken yer ahiretten farklı bir yer değil. Ahiretin bir menzilidir diyor. Bir park parçasıdır. Ahiretten, ahirete bitişik değil dünya. Ahiret üzerine örtülmüş tenteneli perdedir. Odunu yakarsanız dumana ve nura ulaşırsınız. Odundan kasıt dumandır. Dumandan kasıt cehennemdir. Nurdan kasıt cennettir. Odunun neresinde duman ve nur varsa, odunun neresindeyse, dünyanın orasında cennet, cehennem vardır. Nurhanenin timsali hay-i murtabittir. Kefsif'in timsali meyit-i mutariktir. Ruh en münevver bir nurdur. Tahdidi kabul etmeyen alem-i misal pencerelerinden temaşagâr bir ruhun gayr-ı mahsur timsalleri de birer ruhu mütecessittir. Havasına maliktir. Onun gayri değillerdir. Bu kalıptır. Bu kap bu mana ifade eder. Başka kapla ifade edilemez. Ben size şey yapayım. Nurhanenin timsal, aynaya baktın. Yansıttı o tarafa. Benim şeklim yansır mı? Yansımaz. Ayna neyi mi gösterir? Hüviyetimi gösterir. Bu adamdır. Böyle bir adam var işte. Güneşi yansıtın. Güneş vursun yansır mı? Güneşin bütün özellikleri var mı? İşte hayat aynasında camidatın varlığı böyledir. Sif varlığından haberimiz var. Yenilir, içilir. O kadar. Ama ulvi böyle tefekkürü, marifet bilgileri ise hayat aynasında yansıyan güneş gibi. Onuncu notada ana tema insanın marifetullah'ta marifetullah ile külliyet kesbetmesine işaret yapılıyor. Onuncu notada insanın marifetullah'ta külliyet kesbetmesine işaretler yapılıyor. Ve merdivenin basamaklarından bahsediyor. Simgedir, semboldür. Namaz da öyledir. Namaz tamamen simge. Hac simgedir. Oruç simgedir. Dersin başında anlattım biraz. Peki onu atlıyorum. Çünkü o, su, ruh bunlar hep atlamış oluyorum. Liste var böyle gördüğünüz gibi harita. Onu da atlıyorum. Çok acayip şeyler. Çünkü 63 sayfayı size nasıl okuyacağım? Bir derste sıkıştırmam lazım. Onun için hepsini okumuş sayıyorum. Takarup toplaması vardı. Onu da okumuş sayıyorum. Şurada hem maksuda giden yolların en akrebi, maksuda giden, kastedilen makama gitmenin
en kısa yolların en akrebi 1. tevazu, 2. mahviyet, 3. fena kapısından toprağın içinde giden yoldur. Büyük Mesnevi 544. Tevazu, mahviyet, fena. Ne demek? Toprakla, toprağın içinde giden bir yoldur. Bu makamda su tevazuyu, yani maksuda giden yol dedik ya, maksut nedir? Marifeti sani. Yani Allah'a ulaşmak, Allah'a böyle o çabalamak. Tevazu dedik, mahfiyet fena dedik. Tevazu su. Hava mahfiyeti, nur fena kapısını simgeliyor. Dört arşta geçtiği gibi. Latif nüktelerde geçer. Dördüncüsü yok abi. Evet. Su, hava. Ondan sonra gidiyor zaten. Orada artık kimse kalmıyor. Bu makamda bu. Atlıyorum. Atlamayayım. Emir Dalaikası 147'den şunu okuyayım. En kuvvetli ve Hakk'a yakın derecesinde vicdani ve hissi bir derece şuhudi olan hakikat insan haritasını ve enaniyet-i beşeriye firistesini, iki, birincisi hakikat insan haritasını, iki, enaniyet-i beşeriye firistesini, üç, mahiyet-i nefsiyesini mutala ile imanın, burayı dinleyin, imanın şüphesiz ve vesvesesiz mertebesine çıkmaktır ki sır akrebiyete ve veraset-i nübüvvete bakar. Risalete değil. Altınla yazılacak şey. Bu risalete bakmaz. Veraset-i nübüvvete bakar. Çünkü Allah Resulü risaletiyle miraca gitmedi, velayetiyle gitti. Eğer risaletiyle gitmiş olsaydı bütün Resuller gitmesi lazım. Ama onun velayetine hiçbir peygamber ulaşamadığı için ona has olmuştur. Risaletiyle gitti, olmaz. Velayetiyle gitti. Neyle döndü? Risaletiyle döndü. İşte veraset-i nübüvvet, peygamberin iki tane varisi vardır. Bir nesebi an, bir de risalet hali var. Tamam. Şimdi bir tanesi Peygamber Aleyhisselam'ın soyunu taşır. Onlar daha çok böyle sünnet-i seniyenin hayattaki eylemi ve sadıklarıdır. Eğer onların içinde bir tanesi sünnet-i seniyeni yaşamıyorsa Bediüzzaman'ın ifadesiyle 11. lemada Ahl-i Beyt'ten olamadığı gibi Ahl-i Beyt'e de dost olamaz. Nesebi dahi olsa o iptal oluyor. Çünkü çekirdek bozulmuştur. Genetiği bozulur. Yani Allah Resulü'nün neslinden gelip de sünnet-i seniyeyi yaşamıyorsa, ibadeti yoksa, onun genetiği bozulmuş. Nasıl ki çekirdeği biz değiştiriyoruz, aşılıyoruz ya. Kökü şey, armut, bir bakıyorsun şeftali vermiş, bilmem ne vermiş. Bu makamda su, vicdani, hava, hissi, nur ise bir derece şuhudi mertebesine işaretler ediliyor demektir. Su vicdana, hava hisse, nur şuhuda bakıyor. Bunları bildiğiniz için, tabii yenilere yapılacak bir ders değil bunlar. Külliyatı bilenler, hakim olanlar için olduğu için öğlen dersine geldiğinizin farkındasınız tabii. Eğer biz nuraniyet noktasında onun akrebiyetini hissetsek, aynımızdaki misali olan timsaline, ne demek bu? Kulağınız duydu mu bunu? Bir de okuyayım. Eğer biz nuraniyet noktasında hayat, nurani bir aynadır. Hayatı dünyayı yaşamak için verilmemiş. Yeme, içme, cinsellik için verilmemiş. Hayat bir aynadır. Bu şeyden söylüyorum, Mektubat 51'den. Hayat aynadır. Hayatta bir şey gözükecek. Bak bunun içindir. Biz nuraniyet noktasında
onun akrebiyetini hissetsek, aynemizdeki misali olan timsaline münasebetimizi anlasak, o vasıta ile onu tanısak, ziyası, harareti, heyeti, misali, sureti devam ediyor. Ne olduğunu hissederiz. İşte Allah'ı görmek budur. Mektubat 51. Bu 51 mi? 51. Yani Allah'ı gözükmez cehaletimiz, Allah'ı gördüğümüz halde örtmüşüz. O gözükmez denilen şey eğer atomu olarak kastediliyorsa doğrudur. Ama mutlak Allah gözükmez demek cehaletin kendisidir. Çünkü Latife-i Rabbani'nin işi müşahadetullah'tır. Allah Resulü görmüştür. Miraca gitmiştir değil mi? Allah ile kelamına ve rüyetine mazhar olmuştur. Gitti geldi, o kapıyı açık bıraktı. Etkiye ümmeti arkasına takipçilerine o kapıyı açık bıraktı. Allah'ı görmek sünnettir zaten. İmam Azam 100 defa gördüğünü Fıkıh-ı Ekber'de yazıyor. Ahmet bin Hanbel'i yazıyor. Ahmet bin Hanbel'in işi çok orijinal, çok hoşuma gitti. Diğerleri macerasını anlatmıyor da o biraz aralıyor. Ahmet bin Hanbel benim kafam o kadar yatıyor ki bu noktada. Radiyallahu anh, Allah şefaatine mazhar eylesin. Allah ondan da razı olsun dediği için. Kurban olurum davasına. Yani harika bir şey. Ben dedi Rabbimi gördüm dedi. Ahmet bin Hanbel. Allah'ı gördüğüm zaman Allah bana dedi ki diyor. Ey Ahmet ne istiyorsun benden? Ben hiçbir şey diyemedim dedi. İlk defa böyle bir şey oldu. Ne diyeceğim yani? Allah bana öğretti istemeyi. Dedi ki ey Ahmet sen benden bir şey isteme. Zira benden istediğin bendendir. Ben değilim. Sen beni iste. Allah ya. Allah böyle olacak tabii ya. Kalitenin zirvesi elhamdülillah tabii yani. Beşeri lisanı. Böyle olacak yani. Allah ile gurur duyuyorum elhamdülillah. Allah böyle yani. Üstadım var mı böyle haberleri? Ayet-i Kübra. Aradığımızı aradığımız zattan soralım diyor. Başka? Şualarda bir talebe-i ulum vefat etmiş. Keşfel kubur, nüker mekir meleklerini çocuğu sorgularken müşahede ediyorlar. Sorgularken çocuk öldüğünü bilmiyor. Men Rabbike, men muktedadır. Rabbike onun haberidir. Gramerle cevap vermeye çalışıyor çocuk. Orada keşfel kuburu ve müşahede eden evliyayı ve rahmet ilahi tebessüme getirdi diyor. Ey Bediüzzaman, rahmet ilahi tebessüme getirdiğini sen nerede biliyorsun? Dördüncü şua akli değil hissidir diyor. Akıl iptaldir o. Fena makamı. Aradığını aradığı zattan soruyor. Ama şunu tavsiye edeyim. Vacibül vücudu soğan kabuğu gibi yaparsak en diş kabuğunda ne var vacibül vücudun? En diş kabuğunda esma. İçerisine gir. Sıfat. İçerisine git. Şunat. İçerisine git. Mahiyeti zatiye. Zat deme. Mahiyeti zatiye. Biz Allah hakkında konuşmamız bütün ilimler ne konuşuyorsak, Allah diyorsak o Allah, Bismillahirrahmanirrahim'deki Allah, bu diş kabuktaki Allah'tır. Esma'daki Allah'tır. Mahiyet-i zatî değil. O değil. O hiç olmayacaktır. Öyle bir şey yok. Ölüm ve helakettir. Hayat 640. Hayat o Esma-i İlahiye'nin yansıması mı oluyor? Yani en dıştaki kabuk... Evet. Esma, cilve, cemal ve nakşi. Yani Allah hakkındaki böyle konuşmalarımız, ya ne diyorsun falan diyenlere diyorum... Biz Allah hakkındaki konuşmamız Besmele'deki Allah, Rahman ve Rahim'deki Allah, Mahiyet-i Zatiye'deki Allah değil, Esma'daki Allah. Çünkü Lehül Esma'ül Hüsna, bütün güzel isimler O'nundur. İsim Allah değildir. Yani masadaki her şey Hasan'ındır ama kalem Hasan değildir. Kalem Hasan'ındır. Kalem Hasan'ındır nerede? Kalem Hasan'dır demek nerede? Bütün güzel isimler Allah'ındır. Allah İsimler Allah değildir. Devam edelim. Bu ders farklı. Misali sureti manasında ne olduğunu bilsek, ziyası harareti heyeti ne olduğu bilsek, onun akrebiyeti bize inkişaf eder ve yakınımızda onu tanıyıp münasebettar oluruz.
Nasıl yaparız bunu? Mektubat 51'de devam ediyor. Devam ediyor. Leyli kadere geçmek için iki türlü şey var. Yol var. Leyli kadere geçmek için bir sene dolaşıp gelecek seneki Leyli kadere geçeceksiniz. İkinci yol, Leyli kadere geçmek için mertebeyi ruha çıkıp mazi hazir derecesinde görmektir ki görmektir. Şu sırrı gamızın esası akrebiyet ilahinin kışafına bağlı. Mesela bugün Kadir gecesi geçti. Bugün bayram. Bu Kadir gecesine geçmen için bir sene geçmen lazım. Veya kudret ismi var ya, esma subuti sıfattan sen basar ilim irade kudret. Kudret ismine azami derecede mazhar olanların mazi hal, yani mazi ve istikbali bir anda hazırda görür. Kudrete mazhar olduğu için Kadir, kudretin, kudret sıfatıdır, Kadir, esmadır. Kadir sıfatı, yani hakim. Hakim olunca o mazi ve istikbali halde yaşar. Onun her gecesi Leyle-i Kadir'dir. Her gecesi. Çünkü hissiyat insanı ruh seviyesine çıktığı için insan kalp ve ruhun derece hayatına geçmiş. Mazi ve müstakbeli haziran gibi görür. Sözler 110. Mazi ve müstakbel yoktur. Hatta fizikte bile, kimyada, fende bile mazi ve müstakbel cahilleridir. Fenler için, kendi sahasındaki fenler için yoktur. Mesela astroloji, astronomi ilmine göre bir sene sonra ay tutulacağı dakikasıyla bellidir, değil mi? Hangi devletten de seyredileceği. Bakın, o ilme göre bir sene hazır gibidir. Cahiller görünce ay tutuldu der. Alim ise bir sene önce biliyordu. Onun için ilim ehli için gelecek yoktur. Her formülüze edilen bir şey hazırdır. Hazırdadır. Her formülüze edilebiliyorsa, mesela Yeşilköy'den uçak kalktı, Trabzon'a gidiyor. Havadaki şartlar belli, sürtünme belli, benzin belli ve hız belli. Kaç dakika sonra oraya ineceği ehli ilim için bedidir. Ama avam için ya ne zaman gelecek ya? Evet. İlim sıfatı inkişaf ettikçe mazi ve müstakbel ortadan kalkar. Yoktur. Çünkü tenteneli bir perdedir. Hazır, hazırdan çıkıyoruz. Ne oraya gidiyor, ne oraya geliyor. Yok, burada her şey. Yani buzun neresinde su varsa, suyun neresinde H2O varsa, sakın demeyesin buzun içerisinde su var. Bardağın içerisinde su var diyebilirsin. Çünkü bardak ayrı, su ayrı. Ama buzun içerisinde su var dersen buz ayrı, su ayrı oldu. Hayır. Su bir sıfatı olan doludur, kardır, tipidir, yağmurdur, buzdur. Suyun sıfatıdır. Buz suyun bir sıfatıdır. Sıfat cevheri gösterir. Cevherin dışa vuruşudur. Cevherin dışa vuruşudur. Çekirdekten ağacın olur. Ağaç bu çekirdeğin neresindedir? Ağaç çekirdeğin neresindeyse bu varlığın içerisinde esma böyledir. O cevher bende böyle mi inkişaf ediyor? Evet. İstidadatım bu şekilde. Bu şekilde o. Ağaç olacaksın. Allah. İnsan bir çekirdeğe benzer. İnsan bir çekirdeğe benzer. İmanın ziyasıyla, imanın nuruyla değil. İmanın ziyasıyla, onu meal verirsen, tercüme edersin, cinayetini işlersin. Sen bir insan bir çekirdeğe benzer. İmanın ziyasıyla, İslamiyet suyuyla, ubudiyet toprağı altında evamir Kur'an'ı imtisal ederse dar alim-i arziden alim-i gayba neşr-i nema bulur. Şu anda siz hepimiz orada oluyoruz. Şu anda oradayız aynı zamanda. Şu anda biz asıl değiliz, fotokopiyiz. Aslımız inşa ediliyor, bir anda oluyoruz orada. Ne okuyorsa orada oluyor. Cesetle beni düşün. Gömlekle beni düşün. Fark. Dünya böyleyiz. Akıl çeviriyle ruh çeviri cevabı gelmiş oldu. Evet, akıl ve cevap. Tabii canım, her şey var. Başka? Sahabelerin velayeti, velayeti kübra denilen veraset-i nübüvvetten gelen berzah tahrikine uğramayarak doğrudan doğruya zahirten hakikate geçip akrebet ilahinin inkişafına bakar. Bir velayettir. O velayet yolu gayet kısa olduğu halde gayet yüksektir. Mesela sahabeler, tarikat yoktur sahabeden. Ama zahirden hemen hakikate geçmiş. Çünkü niye?
veraset-i münnübüvvetten gelen berzah tarikine uğramadan acizliktir çünkü o. Ne yapacak? Birisi yürütecek seni. Onlar direkt hakikate bağlı. Doğrudan doğruya zahirden hakikate geçmiş. Aynı hakikati zahir içinde görmek. Hakikati zahirde görmek. Nerede geçiyordu bu cümle? Hakikati aynı zahirde görmek. Sahabeleri anlatıyordu da. Sahabeleri anlatmıyor muydu bu mevzuda? 27. Ha? Sen okudun ya. Sen bu dersi. Ya sen okudun. Ben kaç defa sana... 506 mıydı abi? Olmadı. 506 29. sözdür. 493 mi 2 mi? Hadi bakalım. Aferin. Sen dediğin doğruymuş. Şurada. Yeri de göstereyim. Hakikati aynı zahir içinde bulmaktır. Allahu Ekber. Yani buzda suyu görmektir. Odunda nuru görmektir. Bedende ruhu görmektir. Ruh aynasında onu görmektir. Kör olası cehalet gözükmez demiş. Çünkü görmeyi, varlığı atoma indirmiş. Kulağın gördüğü, gözün gördüğü, burnun gördüğü, dilin gördüğü, elin gördüğü, kalbin gördüğü, vicdanın gördüğü, olan vicdanın kurusun demiyor mu ya? Ulan vicdan nasıl müsaade etti? Aklı aldatıyor, akıl bir alet. Latife-i Rabbani Allah'ı görüyor ama gözün görme şeklindeki görmeyi bildiği için Latife-i Rabbani'nin gördüğünü reddediyor. Latife-i Rabbani'nin görüntüsü nedir? Endişuni söylüyorum, sizde şu anda hepinizde var. Bir haldir böyle, tatlı bir haldir, zevktir, hoştur, bir halettir yani böyle. Huzurdur yani. Huzur demek namazda bile. Elhamdülillahi Rabbil Alemin veya Kur'an'da. Ne bileyim derste veya tefekkürde çok olur. Böyle tatlı bir hal olmuyor mu? O şu demektir. Allah kendisini sana aralıyor. Şu anda sen de memnunum ha. Allah'lık hakikatinin açığa çıkışıdır. Sende. Bu hal görüyor, hal. Bu işte ama bunu gördüğü halde diyorsun ki görmedim. Cehalet kötü bir şeydir. Hazreti Ali diyor. Ona isnat ediyorlar. Doğru mu bilmiyorum. Cehal cennete gitse ben onun yerine gitmem diyor. Yani o bölgedeki cennete. Çünkü bana da sirayet eder diye ben uyduruyorum. Hakikaten öyle ya. Hakikaten çok kötü bir şey ya. Tuvalete bile giremezsiniz cehaletle. Değil tarikata. Değil şey. Tarikat yapacaksın cehalette olur mu? Tuvalete cehaletle giremezsin. Tarikata nasıl gireceksin? İlk önce ilim, sonra tarikat veya meşret. Ne yaparsan yap. İlk önce ilim. Yoksa tuvalete giremiyorsun ya. İstibra nasıl yapacağını bilmiyorsun ya. Onun kurbiyetini kazanmak iki surette olur. Birisi akrebiyetin inkişafı iledir ki nübüvvetteki kurbiyet ona bakar. Allah Allah. Ve nübüvvet veraseti ve sohbeti cihetiyle sahabeler o sıra mazardır. Nübüvvetteki velayet ve sohbet. İksir-i nuranedir. İnikas ve incizap vardır. Çünkü orada insiba ve inikas olduğu için incizap oluşur. Yani fotokopi şey şöyle diyeyim benim ifademle. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kopyala yapıştır. O ruhuna yüklenmesi gerektiği kadar yüklüyor. Direkt hiç zahirden hakikate geçiyor işte sahabe. Kopyala yapıştır. Hani direkt çakıyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Bu sirayet işte. Onun için kimle oturuyorsanız, nerede oturuyorsanız mutlaka sizi sirayet eder. Ektarcı dükkanına gidin, üzerinize güzel kokular siner. Kahveye gidin, pis kokular. Yani sigara kokuları siner. Devamlı teşbih yapıyorum, benzetme yapıyorum. Meslek anlatmıyorum ama meslek de anlatacağım. Kanalizasyon iş yapanların güzel ektar dükkanına götürürseniz Muhammedi'de de yazıyor. Adamın bir tanesi. Bir ektarcı dükkanından olmuş şu Beyazıt'ın orada. Adam düşmüş bayılmış. Muhammedi'de yazıyor. Bayılmış. Ne yaptılarsa uyandıramamışlar. Hemen adam sormuş bu ne iş yapıyordu? Kanalizasyon işi yapıyordu demişler. Hemen gitmiş affedersiniz tuvaletten
Necaseti getirmiş, adamı koklatmış, adam uyanmış. Niçin? Çünkü o hep pis kokuyu kokladığı için güzel koku da beyin felç olmuş. Olmuş yani. Bir anda felç olmuş, kendisine gelememiş. O zaman güzel kokudan rahatsız olmamak için pis kokuya muhatap olmayacaksınız. Pis koku almamak için pozitif kuyusunu açmayacaksın. Televizyon ve internetler pozitif kuyusunun kapağıdır. Siz kimle oturup kalkacağınızı o belirliyor. Latifleştikçe insan, bak insan latifleştikçe, 469 mektubattan söylüyorum. Bir de Sözler 530, bu su. İnsan latifleştikçe burada olduğu anlaşılıyor ahiret. Yani insan latifleştikçe burası burası olmadığını anlıyor. Burası burası değil. Denilmektedir. Demek ki bu udu hakiki zamanı ve mekanı zamandan mekandan ve esbaptan, günahlardan, maddiyattan, malayaniyattan tecerrüt etmek de mümkün. Kafanın çalışması tecerrüttür. Kalbin çalışması eylemdir. Kalp ibadetle çalışır, zikirle çalışır, eylemdir. Kafa terklerle çalışır. Haramların terki. Muhatap olmamak, bakmamak. Mesela harama bakmamak, gitmemek. Hep terk. Ki mesela Ramazan terktir. Haç da terktir. Terklerle çalışır. Ramazan, helalını terk ediyorsun. Yemek helaldir, içmek helaldir, cinselliğin helaldir. Terk edeceksin. Terki öğretiyor bize. Haç, şunları şunları terk et. Terklerle çalışır. Dima malzemeyle çalışmaz. Dima zemini terktir, onun üzerine malzeme getirir ilim. İlim kalbe ait bir sıfattır. Dima toplar. Evet, ilim ve kudretle batınların en batınında bulunduğu gibi insan geçiyor. Neyi düşünüyorsanız oradasınız. Ne demek bu? Öyle işte. Ama hissedersen tabii. O ilmin içinde sen olursan başka. İlim ve kudretiyle batınların en batınında bulunduğu gibi fevklerin de en fevkinde bulunuyor Cenab-ı Hak. İlim, irade, kudretiyle her yerdedir. Allah zatıyla kainatta değildir. Bir yerdedir. Allah ilim, irade, kudretiyle kainattadır. Zatıyla ancak insanın enesindedir. Ene mekansız mekandır, zamansız zamandır. Varlıksız varlıktır. Bilmiyorum nasıl bir şeydir. Orası artık hiçlik ülkesi. 642 Mesnevi Nuriye. Mesela biri kurt, diğeri but olmak üzere bize nazır şemsin iki ciheti var. Kurt ciheti hararet ve ziyayı veriyor. Bu cihetiyle insanların mazaratlarından tahir ve safi kalıyor. Allah için. Allah mucit, vacibül vücut olduğundan kurbiyetinde vücut nurları, çok önemli bir şey okuyacağım. Allah, bunu Mesnevi Nuriye 130'dan okuyorum. Allah mucit, mucit, vacibül vücut olduğundan kurbiyetinde vücut nurları, burayı dinleyin. Budiyetinde, budut, bud, uzaklık. Uzaklık. Budiyetin, budiyetinde Adem zulmetleri vardır. Ne kadar sıkılıyorsun, o kadar marifetten uzaksın. Sıkıntının, dertlerin dermanı marifettir, marifetullah'tır. Ölçü o, ölçü birimi o. Mesela termometre 40 gösteriyor, elinizi sürün yanmazsınız. 40 gösterdiği halde kendisi 40 derece değildir. İnsan böyle bir şeydir. Allah'a gösterir ama haşa değildir. Ondandır, onu gösterir, o değildir. Termometre 60'ı gösterir, 60 dereceyi suya elinizi sürseniz yanar mı eliniz? 40 derece yanar değil mi? Termometreyi elinizi sürün, eliniz yanmaz. Onu gösterir ama o değildir. Ne yapacağız daha? He? 18'deyiz. 46 sayfa, 63 sayfadır. Saatimiz geldi. İsterseniz kırıp dökmeyelim.
Bundan sonrasını yarına bırakalım. Yarın gelirsiniz. Yarın ne? Pazar. He? İsmet abi Yunus'tan program var. Gittiler. Program. Siz yoksunuz. Ben Yunanistan. Programın içinde kendimi son anda ayırdım. 3 kişi Yunanistan. Yunanistan 15 günde bir gidiliyor. Seferimiz devam ediyor. Orada dershanemiz var. Hizmetler devam ediyor. Efendim o programda başka bir arkadaşımızı vize meselesi halledildiği için inşallah Yunanistan ve Avrupa seferlerim, seyahatleri ve kalma şeyim %50 aşağı inecektir. Onu da söyleyeyim elhamdülillah. Arzu ettiğim arkadaşım şey verdiler çünkü kurbet diyorum yine. Kafa kurbeti olduğu için. İsmini verebilir misiniz? Abdullah. Evet. Abdullah kardeşe çok güveniyorum. Yarlıköy'den çok şey. Gerçi kısa bir dönem bir nurculuk şeyi var ama fakat elhamdülillah merak ve gayret, hamiyet, fedakarlık bir araya gelince artık uzaklık kalkıyor. Zaman kısa uzun bakmıyor. Peki. Bâhir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. Yarın devam edeceğiz. El Fatiha'tı mâ selavatı.